Evet sevgili dostlar, Yer Cağaloğlu, fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Cağaloğlu'nu ve Sultanahmet'e doğru giden arka sokaklarında çok şirin, böyle ışıklandırılmış, çok güzel lokantalar, mokantalar falan gördüm. Ve bir anda da canım sokak fotoğrafçılığı yapmak istedi. Dolayısıyla bu bölge enteresan bir bölge. Kapalı çarşısı var, kapalı çarşıdan da birkaç kare çekeceğiz. O arka sokakları sizlere için bir resimlendireceğim, fotoğraf çekeceğim. Ve bunun için de tabii ki kompakt bir cihaz tercih etmek akıllıca olur dedim. Ve Sony A7C2 ile Sony'nin o 50-50 dedikleri ya da Nifty-50 dedikleri 50 mm'lik f1.8 lensiyle beraber yola çıkacağım. Çaktırarak, çaktırmadan bir takım kareler çekeceğim. Sonra o kareleri sizlerle paylaşacağım. Birazdan görüşmek üzere. Evet, o bahsettiğim şirin bölgeye doğru geliyoruz sevgili dostlar. Biraz göstereyim size. Kendine sigara al. Evet sevgili dostlar, şimdi birazcık da kapalı çarşıyı çekelim, sonra içeriğimizi bitirelim. Keyifli bir gezi oldu. Şimdi sevgili dostlar, sokak fotoğrafçılığı en keyifli şeylerden bir tanesi. Ne isterseniz çekin. Yeter ki nasıl çekeceğinizi bilin. Onun da çok basit bir yolu var. Diyafram öncelikli. Ben iki tane ana diyafram kullandım. Bu lensin işte keskin noktası olan 5.6'yı ağırlıklı olarak. Arkada güzel bir bokeh yaratmak istediğim zaman da f1.8'e getirdim. Onun haricinde çok bir şey yapmadım. Elimden geldiği kadar doğru kadrajı bulmaya çalıştım. Gün ortası olduğu için gölgeli alanlarda yaptığınız çekimler güzel kontrast yaratacaktır sokak fotoğrafçılığında. Ama kalkıp sokağın ortasında çekerseniz de yani fotoğrafınız pek bir şeye benzemeyecektir. Dolayısıyla ışığın ve gölgenin birleştiği yerlerdeki kontrast alanları yakalarsanız
İnanın bana çok güzel kareler yakalarsınız. Sevgili dostlar, unutmayın, olabildiğince küçük, kompakt bir kamera ile, bu Fuji'ci arkadaşlar için de geçerli. Yani bu yeni çıkacak olan X-T50, 16-50 de olur. Yeni çıkan X-106 da olur. İşte daha önceki X-T31 ya da 2 de olur. Yani neticede küçük bir şey ve 35 mm karşılığı, yani daha full frame'de 50 mm karşılığı olan crop sensörde de 35 mm, Fuji'de 35 mm f2 gerçekten bu iş için biçilmiş kaftan sevgili dostlar. Bugünlük umarım keyifli bir içerik izlettim size. Biraz İstanbul nostaljisi yapmıştım çünkü. Epeydir buraları bir gezemiyordum, edemiyordum. Hem dedim güzel bir ara sokaklarını göstereyim ben size. Renk, biraz İstanbul rengi yaşatayım size ve özellikle de eski İstanbul rengini. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir, sizlere değer katmıştır ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın, sağlık ile kalın, saygıyla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.